Bir süredir özel bir hastanede kalp sorunları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu 75 yaşında yaşamını yitirdi. Servet Soylu için yarın öğle namazına mütakiben Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Soylu daha sonra da Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek. Bak, Cenaze haberini alan Bakan Soylu ve babası Hasan Soylu hastaneye gitti. Hastane girişinde bekleyen ilgililer Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu daha sonra hastaneye giriş yaptı. Acı haberi alan birçok isim de hastaneye giderek Soylu ile ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, babası Hasan Soylu ve eşi Hamidiye Soylu ile taziyeleri kabul etti. Acı haberi aldıktan sonra hastaneye giden isimler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kaymakamlar ve Ak Parti ilçe başkanları yer aldı. Yok oluyor, yok oluyor. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey'e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.